Haziran bozkırlarında gün doğuyor. Yetişkin keçiler çoktan otlanmaya götürülmüş. Sıra kalan yavrularda. Kaşkayılar adından da anlaşılacağı gibi kayı boyunun bir kolu. İran'a tam olarak ne zaman geldikleri bilinmiyor. Köroğlu destanını neredeyse ezbere biliyorlar. Bu da en azından benim tanıştıklarımın 1500'lerden sonra İran'a gelmiş olma ihtimalini güçlendiriyor. Tabii daha önce de bölgeye gelmiş olanlarla kaynaşma ihtimali var. Dünya seyahatimin İran ayağında Yazd kentinde tanıştığım Ali sayesinde haberdar oldum İran'ın kayıp Türklerinden. Bizler Kaşkai'yi bir otomobil modeli sanırken aslında Kaşkai İran'da bir Türk boyunun adıydı. Ve her türlü olumsuz koşula rağmen Türk geleneklerine ve dillerine inanılmaz bağlılardı. Kaşkai tarihini yakından tanımak için lideri durumunda bulunan Daryush Han Kaşkai'nin evine gidiyorum. O ve hanımı beni büyük bir konukseverlikle karşılıyor. 79 yaşında. Daha genç gösteriyorsun, genç. Çok cevap gösteriyorsun. Maşallah. Kaşkai'ler İran tarihinin önemli bir parçası. Tarihte önemli görevler almışlar. Zant Hanedanı döneminde Kerim Han'ın veziri İsmail Han bir Kaşkai'ymiş. İran'a hükmedenler Kaşkai'leri hem kollamış hem korkmuş. Bu korku çoğu hükümdarın Kaşkai'leri baskılamasına, liderlerini öldürmesine yol açmış. Kaşkai'ların zamanında iyi ata binip tüfek tutan 40 bin atlı süvarisi varmış. Bir zamanla 30 bin vardı, 40 bin vardı, 20 bin vardı. 10 bin adlı tefavut edilmiş. Kaşkai'nin çok bir nefer, bir adamı bin adama harifmiş bir adamı. Kaşkai'ların son efsane lideri Sovret Dövle'ymiş. O da milletvekili olarak bulunduğu Tahran'da Şah Rıza Pehlevi tarafından hapsedilip öldürülmüş. Daryush Han'ın ağabeyi Bahman Han'ı da Muhammed Rıza Pehlevi idam ettirmiş. Son olarak iktidara gelen Mollalar da Daryush Han'ın dayısı Koşro Han'ı dar ağacına yollamış. Kendi de uzun yıllar sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan Daryush Han yıllar sonra İran'a dönebilmiş. Şimdi o sembolik bir lider olarak sakin bir hayat sürüyor. Daryush Han'ın Türkiye'deki soydaşlarına mesajı var. Ben bir Türk'üm. Bunları kardeş miydim özüme? Ve ben... Peygamım budur ki, istedim Türk milleti hemşe serefraz ola, muvaffak ola ve o bizim iftiharımızdır. Han'ın evinde buluştuğumuz şair ve edebiyatçılar bana Kaşkai edebiyatı hakkında bilgiler veriyor. Kaşkai'lar kültürlerine çok bağlı. Ozan Seferi'nin Kaşkai dil ve tarihine katkısı büyük. Kaşkai Türkçesinde şiirler yazıyor. Ben kalan değilim Arap'tan, Tat'tan, Kuroğlu İvazi düşmez Kırat'tan. Ben Türk'üm, ben Türk'üm, dilimdir yolum armanım. Varlığım, dirliğim, kimliğim, şanım. Oğuzam, ağ üzem, üzü ağ menem. Vulkanlı titremez dağlı dağ menem. Ben atam Altay'dır, kimliğim Orkun. Yorulmaz dönmezem bir ahan ceyhun. Ozan Arsalan Mirza'yı de şiirlerini bestelerle süslüyor. Hay cana hay 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 beygazda hay yes kavun ye hay bağun ye 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 erem bağun ye 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 erem cana ke bazadan hay hay şuk cana ya yavlusan dal dal zaftı ke bazadan hay hay şuk cana ya yavlusan. Soydaşlarıma, arkadaşlarıma Türkiye'de selam söylemeliyim. Bizde edebiyatımız var. Öyle burada okullarda Farsça okuyoruz ama evlerde, ailelerde
Türkçe konuşuyoruz, Türkçe danışıyoruz, Türkçe yazıyoruz. Kaşkayların kendilerine özgü giysileri var. Sahran Badri, unutulmaya yüz tutan Kaşkay giysilerini üretiyor. Buna derler arkalı, ki bir şal gelirsene, ak şal ya kahveyi şal derler şenler. Erdursun. Bu da birktir ki kürkten düzelir. Kürkten yapılıyor. He. Ne kürkü? Hangi hayvanın? Keçi kılını. Keçi kılından yapılıyor. He. Ve bir başka yazar. Adı Sultan. 11 yaşında gelin etmişler. 14'ünde ana olmuş. Belki de ondandır Kaşkay çocuklarına kitaplar yazması. Yürek yanımdadır ama ne gariptir, ne tanıştır, bilmem nedir, ne nesledir. Sultan diye neyle ya? Neyle ya? Kaşkayların tarihini ve kültürünü öğrendikten sonra sıra onları tanımaya geliyor. Bu kez Şiraz'ın daha güneyine olan yolculuğumuz 4 saat sürüyor. Zaros dağlarını aşar aşmaz kış iklimi yerini yaz iklimine bırakıyor. Zorlukla ulaştığımız Kaşkay çadırlarının beyi Hayyam bizi ağırlıyor. Lan o kellayın birini düzelerdiniz koyayım bir düğün arasına. Ne aşk öyle. O kadar konuksever ki ana yurttan misafir geleceğini duyar duymaz çoktan bir oğlak kesip bizi beklemeye başlamış. Konuştukları Türkçenin yarısını anlayabiliyorum. Bizler de, onlar da değişik dillerden etkilenmişiz. Ancak yine de anlaşabilmenin tadını çıkarıyorum. İran'ın Türk göçerleri kış mevsimini Şiraz ve güneyindeki bozkırlarda geçiriyor. Havalar çok ısındığında kuzeye İsfahan civarına göçüyorlar. Yayan gittikleri yüzlerce kilometre yol bazen aylarca sürebiliyor. Değişik obalarda yaşayan çocuklar için çadır okullar yapılmış. Ne yazık ki ana dilde eğitim yasak. İran devleti müfredatını öğrenmek zorundalar. Çocuklar 5 kilometre mesafeden yürüyerek çadır okullarına ulaşıyorlar. Zor koşullara rağmen öğrenmeye olan açlıkları gözlerinden okunuyor. رای نوشتن کست مساوی هست یا چیکار میکردیم؟ قیدش نه صورت یک سه تا اینه در چند صورت را در چند ضرب کردیم؟ سه در سه ضرب بکنیم یک سه تا سه Öğretmenlerini ne kadar dikkatle dinlediklerini gördüğümde her türlü imkanı olan yaşıtlarıyla karşılaştırıyorum onları. Sevgiden öte saygı duygusu kaplıyor içimi. Yörük, Kaşkay çocukları işte bu çadırdan yaklaşık 5-6 kilometre öteden buralara yürüyerek gelip bu küçük çadırda eğitim görüyorlar. Şimdi içerideler. Onlarla tanışacağız. Merhaba çocuklar, selam. 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 Size şeker getirdim. Şeker. Evet soydaşlarımız Kaşkay Türkleri. Onlara şehirden şeker getirmiştim. Biraz önce de onlarla biraz sohbet ettik, çekimlerini yaptık. İşte burada bu şartlarda eğitim görüyorlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Zorlu yaşam koşullarına rağmen yerleşik hayata geçmeyi reddediyorlar. Onları mutlu eden dilediklerince özgürce yaşamak. Uzayıp giden yollar onları korkutmuyor, aksine mutlu ediyor. İki gecemi çadırlarında geçirdiğim Kaşkay Türkü soydaşlarımızla ayrılma vakti geliyor. Ailemden ayrılıyormuş gibi hissediyorum. İran'ın kayıp Türkleriyle kucaklaşarak ayrılıyorum. Mahmut yereyim ben o günden.